Saygıdeğer izleyenler, biz beşer yaratılmış insanlar olarak hep böyle akşam yediğini sabah unutan bir millet imajıyla yaşayan insanlarız. Ünye, Cumhuriyet döneminden bu yana, Cumhuriyet dönemi öncesi de var, Cumhuriyet döneminden bu tarafa, Ünye'de yetişmiş, büyümüş insanlar tarafından belediye, yerel yöneticiler başkanlığına getirilerek idare edilmiş ilçelerimizden bilgi aldığımız kadarıyla 973 ilçeden bir tanesi. Hep böyle idareciler de söylerler, işte 40 ilden, 35 ilden büyük ilçe derler. Evet, doğrudur. Şimdi bugünkü haberimizin çıkış sebebi, Ünye'de görev yapmış, son dönemlerde görev yapmış belediye başkanları ile ilgili. Onlar ne yaptı, biz ne yaptık gibi bir havanda su dövmek benzeri bir konuşma var. Biz de Moda TV ve Moda Gazetesi olarak, 52 Haber Gazetesi olarak bu konuyu, konunun muhataplarına soralım. Birileri bir şey konuşacaksa, hiç olmazsa ilgililerinin ağzından duydukları cümleler üzerinden konuşsunlar. İstediğimiz için son dönemde görev yapmış belediye başkanlarımızdan Ahmet Şamyar beyefendi kardeşimizle beraberiz. Ona şimdi görev yaptığı 5 yıl içerisinde ne yaptı, neyi yapmak istediği halde engel olundu ya da yapamadı, bunları sormak istiyoruz. İyi günler Sayın Şamyar. Kolaylıklar diliyoruz. Alışkınız sizinle biz daha evvel bu benzeri röportajlara ama buyurun efendim, söz sizin. Savunmanın öyle diyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yok, rica ben şunu baştan bir ifade edeyim. Buyurun efendim. Hiç kimseyle bir polemik yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla bir başkasının sözünün üstüne söz söyleyerek sen şunu yaptın, ben bunu yaptım kavgasının ya da polemiğinin içerisine girmek de istemiyorum. Çünkü benim klasmanım, benim klasım farklı. Şu ankilerin klasmanı ve klası farklı. Onun için elma ile armudu bir tarafa bir koyalım. Evet. Ondan sonra ben yaptıklarımı anlatayım. Ondan sonra soruya cevap vereyim. Buyurun. Bizim Ünye ile alakalı bakış açımız farklı bir bakış açısı idi. Yerel yönetim anlamında biz hukukçu kimliğimizi ortaya koymak suretiyle problemlerin hızlı şekilde çözümünü temin edip çok çabuk yol alan bir ekibe sahip idik. Bir taraftan iki dönemlik ilçe başkanlığı ve geçmişindeki siyasi anlayışı ve birikimi de yanına koyunca orada zaten var olan projeleri biz çok çabuk bir şekilde hayata geçirmekle ilgili adım attık. Yapamadıklarımız yok mu bunun içerisinde? Tabii ki var. Yani hayaller hiçbir zaman şehir için bitmiyor idi o zamanki düşünceyi ortaya koyunca. Biz bu dönemle alakalı başta küçük sanayi sitesinin oradan kaldırılıp oranın dönüşümü, işte stadın kaldırılması ve belediye binasının kaldırılması ve yeni binalar yapılması ile ilgili proje başta olmak üzere şehri adeta yeniden ayağa kaldırmakla ilgili bir süreç yönettik. Şimdi ben tek tek yaptıklarımızı bir anlatmaya kalksam inan burada ne sizin program akışınız buna el verir yeter, ne de zaman yeter, birkaç saat sadece bunun üzerine. Ben şimdi bir kültür yolunu bugün çıkıp anlatmaya kalksam 2 saat sadece kültür yolu sürer. Ama bugünün beceriksiz yöneticileri kültür yolunun ne olduğunu bile anlayamadıkları için benim yaptığım ihalenin bile devamını getiremediler. Kefeli Han orada duruyor. Biz ihalesini yapmıştık oranın. Sadece yer teslimi yapılıp işe başlanacaktı. Hala mezbelelik halde duruyor. Bitmedi. Yani yaptıklarımızı bugün üstüne koyarak devam etmeleri gerekirken çamurat izi kalsın mantığıyla
vay işte şu neden böyle olmuş da bu niye böyle gitmiş de 4 yılı doldurduk. Biz görevden alınalı tam Kasım ayı içerisinde 4 yıllık gibi bir zaman dilimi geçmiş oldu. Onun için baktığımız zaman ben kimseyle kendimi bu anlamda kıyaslamıyorum. Onu bir ifade edeyim. Şimdi burada oturuyoruz. Şuradan bakınca şu rüzgarlı sokağın ne kadar açık olduğunu, hafta sonu olunca çocukların sinemaya gitmek için ya da alışveriş yapmak için koşa koşa buraya gittiğini keyifle ben camdan aşağı görüyorum. Ünyeliler de görüyor bunu. Ne kadar gerekli bir yatırım olduğunu. Ha, yeri şöyle olmuş, böyle gitmiş. Herkes bir şey söyler sonuç itibariyle. Önemli olan o şehre o hizmeti kazandırmaktır. Biz rüzgarlı sokağı yıktık mı? Yıktık. Açtık mı? Açtık. Bitti. Bugün baktığımız zaman buradan benim bacılarım akşam belli bir saat olunca geçmekten imtina ediyordu Ahmet Bey. Buradan kimse geçemiyordu. Hepimiz dünyada yaşıyoruz. Yani buradan Ayyaş'ı, Sarhoş'u, Berdoş'u hepsi buradaydı. Ama bugün okuldan çocuklarımız çıkıyor. Anne babalarıyla beraber alışveriş yapmaya geliyor. Sinemasına geliyor. Oyun alanına geliyor. Yeme içme bölümlerine çıkıyor. Bir yaşam merkezi inşa edildi buraya bakınca. Şimdi öte yandan 15 Temmuz Meydanı. Bugün evet. Biz gelene kadar Ünye'de kapalı otopark yoktu ya. Otopark kültürüyle insanlar nedir otoparkı? Şimdi orası meydanıyla sağıyla soluyla baktığımız zaman bir yaşam merkezi. Ha, tamamlayın oradaki kültür merkezini, bizim yaptığımız projeyi hazır. Niye tamamlamıyorsunuz? Çürük vaziyette, demirleri çürümüş, mezbelelik bir halde duruyor. Konuşacağınıza iş yapın. Geçmiş döneme laf yetiştireceğinize iş üretin. Yapın, bitirin. Hazır edin orayı, değil mi? Şimdi baktığımız zaman yeraltı çöp konteynerleri. Bu şehre dönüşüm sağlama anlamında ciddi bir projeydi o günkü o günkü koşullarda. Şimdi onu geliştirerek yaygınlaştırın, devam edin. Baktığımız zaman şimdi bakıyoruz Kadılar Yokuşu yanındaki bitirdiğimiz hemen devamındaki belediye konuk evi, Yalı'daki Yalı Kilisesi, tarihi eserlerle yaptığımız restorasyonlar, dış cephe giydirmeleri, bunların tamamı bir şehri dönüştürmekle ilgili hamlelerdi. Şimdi bakıyorum ben 1984 yılından bu zamana kadar kalmış kaç tane belediye başkanı geçmiş? 84-89 onun devamında 94'ü, 99'u, 2004'ü, 2009'u, tamam mı? Hadi Bayramcı'daki, Çamurlu'daki, Saraçlı'daki tapu problemlerini niye çözmemiş bu arkadaşlarımız? O da var, doğru. Yani biz geldik o insanların tapularını her birinin eline verdik. Bitti. Bugün Bayramca'daki vatandaşımız benim evim var, benim tapum var diyebilir bir hale geldi Ahmet Çamyar ve ekibinin sayesinde. Bugün 3 tane mahallede daha, Çamurlu'da ve Saraç'ta daha, dağıttık o tabuları biz. Verdik insanlara. Şimdi ha, gören boynuma bir sarılıyor, Allah razı olsun diyor. Şimdi yarım kalanlar yok mu? Tabii ki var. Ama biz şehrin değişimi, dönüşümü, altyapısı, turizmi, bunları bir paket halinde bir reklam filmi yaptık. Ulusal kanallarda oynayan, Ünye'nin tanıtımı için müthiş bir getiri sağlayan. Ben hala kamu görevlilerinden bugün bakıyorum. Diyorlar ki biz Ünye'ye sadece bu reklamı izlemek suretiyle geldik. Çok ilginç cümleler de duyuyorum bu anlamda. Reklam filmiyle kız arkadaşımla ben tanıştım, böyle bir şehirden geliyorum deyip de onunla evlenmeye varan bir süreç yaşadım diyen üniversite gençleri ile karşılaştım, ben karşılaşıyorum hala. Dolayısıyla bu kadar güzelliklerin arasında gerçekten Ünye'ye keyifle hizmet edilen bir dönemi yaşadık. Ama bundan rahatsız olan, başkalarını oraya getirmek için koltuğu boşaltmakla ilgili kamu gücünü fütursuzca kendi istek ve emelleri doğrultusunda kullanan bir yapıyı yaşadık. Ahmet Çamyar ve ekibi tasfiye edilmeliydi. Çok çalışıyordu, çok iş üretiyordu, kısa vadede çözümler üretiyordu. Ama kendi dedikleri gibi değil.
Ünyenin doğrusu, ünyenin menfaatine olan işler yapıyordu. Bize onu diyenlerin menfaatine değil. Onun için Ahmet Can Merve ekibi tasfiye edildi. Bir başkası oraya getirildi. Hadi buyurun yapın o zaman. Görelim. 4 yıl geçti niye yapmıyorsunuz? Şimdi efendim beton santraliyle şöyle hizmet üretiyoruz, böyle şey yapıyoruz. Buyurun Ahmet Çamyer'in Facebook sitesine ya da işte Instagram'ına ya da Twitter'ına bir bakalım, girelim. Vatandaşlarımız da baksın. Ne zaman beton santrali yapılmış, düğmeye basılarak ne zaman üretime geçmiş? Konkesör şantiyesi ne zaman yapılmış? Kararmurt'taki tahsisler ne zaman bitmiş? Bununla ilgili izin süreleri ne zaman bitmiş? Biz şimdi şu şöyle olmuştu, oradan aldın öbür tarafa götürdün, kurdun, ben yaptım oldu şimdi. Tamam olsun hadi de iş üretin. Hizmet üretin, iş üretin. Dolayısıyla Ünye'nin bunlarla kaybedecek vakti yok. Ama son dönemde maalesef bir moda kültürü oluştu. İş yapmaktan ziyade geçmiş dönemle uğraşalım, onlara laf yetiştirelim. Böylece orayla uğraşırken zaman gelsin, geçsin, vakit dolsun anlamında bir anlayış kültürü oluştu. Sadece Ünye'de değil, başka taraflarda da oluştu. Bu son derece ülke menfaati, Ünye menfaati için zaman kaybından başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Onun için herkes, ben şu anda kendi işime, kendi ana işim olan hukukçu kimliğimle iş üretmeye devam ediyorum. Siyasetle ilgili çok heves edenler, çok yaparım ben bu işi diyenleri izlemeye de devam ediyoruz. İzleyeceğiz bakalım. Halk da izliyor, vatandaş da izliyor. Vakti zamanına gelince bununla ilgili fikrini, zikrini, oyunu ortaya koyacaktır vatandaş. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyor. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Evet, teşekkür ederiz Ahmet Bey.